Kömür, krom, demir cevheri, tuz, alüminyum. Üretim esnasında toz haline gelen her maddeyi briketleyerek geri kazandıran Acan Makina, her sektöre ve firmaya özel kullanım amacına yönelik çözümler sunuyor. Çevrenin korunmasında da etkin bir rol üstleniyor. Madencilik sektöründe çevre dostu üretim koşullarını ulaşılabilir kılan Acan Makina, atıkların ekonomiye kazandırılması yanı sıra çevrenin korunmasında kilit rol üstleniyor. İşletme sahibi Fuat Can ilk olarak sektöre giriş hikayelerini anlatıyor. Madencilik sektörü 1991 yılında başlandı. Biz bu sektörde ilk önce kömür ithalatıyla, o zaman sektörün öncü firmalarıyla beraber çalışarak, daha sonra biz kömürden ayrıldık, ithalatından. Biz tamamen makine ihracatı ve imalatıyla uğraşmaya başladık. Birebir 2005 yılında söz konusu geri dönüşüm makinelerini üretmeye başladık. Makinelerimiz bizim briket yapmaktadır. Piyasada işte bildiğimiz halk dilinde sıkma kömür denilen briket kömür makinelerinin imalatını yapıyoruz. İşletmelerde firmanın imalatını yaptığı makinaların tercih edilmesi hem suyun verimli kullanılmasına imkan sağlıyor hem de üretim esnasında ortaya çıkan atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçiliyor. Bizim makinenin işlevi geri dönüşüm toz ürünleri, atık işte ürünleri tekrar geriye kazandırmak, briket yaparak. Örneğin lavartesinden oluşan şlam atığı genel olarak havzalarda biriktirilir. İşte orada kurutulmaya çalışılır. Dolayısıyla o havzalardaki oluşan şlam neticede bir kömür tozu içermektedir. Değerli bir tozdur. Kalori değeri iyi bir kaloriye sahiptir. Bunu şlamı alarak, susuzlandırarak bir nevi, suyu geriye kazandırarak kömürü de yakacak olarak briket, yani halk dilindeki sıkma kömürü yaparak, yani dolayısıyla ekonomiye tekrar katkı sağlayabiliyor. Makinelerimizin faydası bu şekilde de izah edebiliriz. Üretimde hummalı bir süreç yaşanıyor. İlk etapta bir proje çalışması yapmaktayız. Yerleşim planı çıkartmaktayız. Makinelerin yerleşimini, renderini çıkartırız. 3 boyutlu çizimlerini tasarlarız. Yerleşimi müşteri birebir %99.9 doğruluk payıyla kağıt üzerinde, bilgisayar üzerinde 3 boyutlu bir şekilde tesisini görmektedir. Müşteriden aldığınız onaya istinaden üretime geçilir. Üretim sonrası sevkiyat da oluşmaktır. Sevkiyatımızı yaparız, paketlerimizi yaparız. Gerek kargo sevkiyatı, gerekse nakliye kara sevkiyatıyla yerine ulaşır. Montaj tamamlandıktan sonra elektrik, ekipman bağlantılarını, otomasyon bağlantılarını yapar ve biz makineleri devreye alırız. Devre çalışmasında 2 ay kadar bir süre biz tanıyoruz genelde tesislerde. 2 ay içerisinde makine devreye alınıp çalıştırılır, eğitim verilir. O çalışmadan sonra bir ayda bir gözetimci olarak bir veya iki kişi kalır bizim tarafımızdan. Dolayısıyla o şekilde projemizi teslim ederiz müşteriye. Her sektöre, her firmaya ve kullanım amacına özel çözümler geliştiriliyor. Tamamen müşteriye odaklı olarak çalışmaktayız. Müşterinin boyutuna, tonajına, ölçüsüne, yerine, çünkü birçok, şöyle söyleyeyim, bu tesislerde 1500 metrekare alana kurulmaktadır. Örnek, ortalama bir tesisin boyutu. Bu tesis silo içerir, bant içeriyor, karıştırıcılar içeriyor, pres içeriyor, kurutmalar içeriyor, stoklama siloları, paketleme, otomasyon bölümü var, kontrol bölümü var, buhar kazanı sınırları var. Dolayısıyla yani bu 1500 metrekarelik içerisindeki olan tesiste biz müşterinin yerine göre özel tasarım yapıyoruz. Kömür, krom, demir cevheri, tuz, karbon siyahı, alüminyum, mangal kömürü. Üretim esnasında toz haline gelen her madde briketlenebiliyor. Hemen hemen toz her türlü atı biz geri kazandırabiliyoruz veya briketleyebiliyoruz. İstanbul'da yerleşik bir firmaya.
alüminyum cürufu briketleme tesisi kurduk. Alüminyum cüruflarını geriye kazandırıyoruz. Neticesinde alüminyum cürufu zehirli bir atıktır. Onun imhası için de belli bir meblağlar ödenmektedir. Yani yüklü bir meblağlar. İmhası zor bir üründür. Tekirdağ merkezli firma Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İngiltere gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Yurt dışı firmalar şimdilik şu anda. İç piyasaya da yönelmelerimiz var. Yavaş yavaş bu konuda da ilerlememiz ve çalışmalarımız var. Yurt içinde bu pazarı daha da bilinçlendirmeye niyetimiz var. İzmir'de madencilik fuarında en yeni modellerini tanıtan kurucu Fuat Can, sözlerini noktalarken tüm çözüm ortaklarına teşekkür ediyor. Fuarlarda biz tabii ki hedefimiz müşterilerle birebir görüşmek, yüz yüze görüşmek. Müşterilerin çevreyle alakalı, atıklarıyla alakalı sıkıntılarını, dertlerini dinlemek. Onlara çözüm ortağı olmak. Geri dönüşüm sektöründe yapmış olduğumuz, sağlamaya çalıştığımız katkılardan dolayı bizi tercih eden firmalara da bizimle çözüm ortağı olarak gören şirketlere de buradan teşekkür ediyoruz.